Herkese merhabalar. Güzel bir İstanbul sabahından şöyle sahile doğru bir turlayacağım. Kardeşimle vakit geçireceğiz. Kusura bakmayın, fazla heyecanlı olabilirim. Öğreneceğiz bu işleri. Umarım ses güzel geliyordur. Eldivenlerimi de takmayı unuttum. Çok güzel. Bu motovlog serisinin birinci videosu. Trafiğe biraz adapte olmaya çalışıyorum. Bugün kardeşimle bir plan yaptık. Sahilde buluşacağız. Maltepe sahilde. Kardeşim bir çay demledi. Ben de ufak tefek bir şeyler aldım. Badem falan. Onları yiyeceğiz. Sohbet edeceğiz. Şöyle bir öğlen arası gibi düşünün. Dostlar, motosiklet kullanmak çok güzel. Aynalarımı da ayarlamamışım. İnsan kendini özgür hissediyor. En önemlisi insana güzel huzur veriyor. Motora bindikten sonra ofise geliyorum. Kendimi çok rahat ve dingin hissediyorum. Güzel bir hissiyat motor kullanmak. O rüzgarı, sonra havanın değişken kokusunu hissetmek güzel bir duygu veriyor insana. Motor kullandığım zaman kendimi tamamen sinirlerimden arınmış hissediyorum. Evde çocuklarıma bile daha iyi davrandığımı hissediyorum. Çünkü resmen bir arınma gibi düşünün. Sıfırlanıyorsunuz motosiklete bindiğiniz zaman. Bu arada telefonum da cebimde kalmış ama interkomu da açmadık. Tamamen acemi motosikletçi olduğum o kadar belli ki. Ama bakın, vites geçişlerimi falan öğrendim. 431 kilometredir motosiklet kullanıyorum. Güzel bir duygu ama. Bakın şimdi rüzgarı hissediyorum. Ellerim üşüyor. Şurada bir çim kokusu geldi burnuma. Az önce dedim ya, değişken bir atmosfer, koku, her şeyi hissediyorsunuz. Ama tabii çok dikkat edilmesi gereken bir araç, ulaşım aracı. Kimisinin ekmek kapısı, kimisinin ulaşım aracı, kimisi zevk için biniyor. Ben de o zevk için binenlerdenim. Soğuk. Bu sabah da enteresan bir sis vardı. Sis sonra kendini güneşe bıraktı. Enteresan soğuk ama bir o kadar da güzel bir hava var bugün. Şanslıyız diyebilirim. Üzerinde bir mont var. Montum yağmurluk ama içliği olduğu için, polar içliği, üşümüyorum. Biraz bacaklarımda bir soğuk hissediyorum. Bugün 29 Şubat. 4 yılda bir gelen Şubat ayındayız. Yakında seçimler var. Billboardlarda, direklerde reklam panoları görebilirsiniz. Her şeye zam gelecek falan diye söylüyorlar. İşte insanlar dolara yatırım yapıyor. Elektronik eşyalar alan var. Evinin ihtiyacını halledip seçimlerden sonra doların artmasıyla birlikte diğer tüketici elektroniği dahil olmak üzere mobilya, otomobil, her şeye zam geleceği söyleniyor. 76 km hızla gidiyorum. 5. vitesteyim. Motorum 435 km'de. Rodaj bakımı daha yapılmadı. Kullandığım motor Hero X-Pass 204V modeli. Kırmızı siyah, gördüğünüz üzere bir motor. Anam. Resmen harfiyat kamyonu beni biraz şöyle 10 santim sağa fırlattı diyebilirim. Yani siyasi olaylar var. İşte dediğim gibi seçim var. Bu seçim bir an önce geçse de insanlar ne yapacağını bilse, çünkü ekonomi gerçekten kötü. İnsanlarda bir para harcamama algısı var. Dolayısıyla e-ticaret dahil olmak üzere piyasada bir durgunluk söz konusu. Ben araba kullanırken motosikletlere daha dikkatli davranıyorum. Yol veriyorum, işte yolu açıyorum. Sinyali de unuttuk bu arada. Anlıyorum onları. Şimdi bir motosikletlinin halinden motosikletli anlar. Sözü çok doğru. Bana diyorlar, niye vitesli motosikletten başladın dostum diyorlar. Yani abi, motosikleti kullanacaksan bir debriyajı, gazı hissetmen lazım. Yani gerçi bu motosiklet de çok güçlü bir motosiklet değil yani işin özü. Ama yani gidiyor 120-130 en yüksek hızı. Güzel bir hıza sahip bence. Bana yeterli. O yaşı geçtim, o heyecanı geçtim. Yani 250 bin kilometre otomobil tecrübem var. Yani trafik tecrübem var diyeyim. O heyecanı geçti. Hız yapmıyorum. Sonuçta beni bekleyen bir eşim, iki çocuğum var.
Sadık, aradın beni. Ya interkom'a bağlanmadım. İnterkom'a bağlanmadım. Ne yaptın? İyiyim, ne yapayım ya. Birisi daha aramış. He, vallahi tahmin ettim ama burada bekleyeceğini. Nereye geçelim? Şeye doğru gidelim. Çay demledin. İyi, çok güzel. Ben de... Benim alemin karşısındaki o şey var ya, alan. Oraya. Tamam, oraya geçelim. Video çekiyorum. Tamam. Evet, dostlarım. İşte kardeşimin de motoru. Bir Forza. 250 cc'lik. Sıfır aldı. Hatta kara borsa zamanında biraz fark vererek aldı bu motosikleti. Kaza bela vermesin. Güzel motosiklet. Hiç kullanmak nasip olmadı. Yani diyor kullan diye de. Şimdi bizim motosiklet grubunda arkadaş... Bu arada motosiklet grubum da var benim. Yani ne sandınız siz? Motosiklet grubunda bir arkadaşta da diyor var. Abi işte kullan falan dedi. Ya işte nedense bu scooter'a hiç sıcak bakamıyorum. Dengesiz gibi hissediyorum kendimi onun üzerinde. Yani şöyle algı olarak dengesiz değil de motosikleti kullanma açısından bir dengesizlik olduğunu düşünüyorum. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'nin oraya geldik. Buradan gir diyor. He şöyle ulaşacağız. Öyle şuradan atayım ben. Düşecektim lan az daha. Düşüyordum az daha. Düşüyordum az daha. He? Yok yok, bu tarafa düşüyordum. Şuradan U atayım dedim, biliyor musun? Şuradan U atayım dedim. He doğru. Niye düşüyordum biliyor musun? Vitesi düşürmeyi unuttum. Ya bileğimde de bir problem var. Aslında ameliyat dediler ama motosiklet süremem diye şeyi çıkarttım, alçıyı. Alçı yok artık bileğimde. Ama çok güzel ya. Bileğim ağrısa da. Ya şu karavanlar ne zaman kalkacak buradan? Kurtulsak şu karavanlardan. Güzel Dragos sahile geldik. Bak konfor seleme. Hiç ağrımadı. Ne zaman aldın bunu? Geçen internetten geldi. Üstüne konfor atmışsın. Ya ne yapayım? Beraber çeksin. Evet dostlar. Sahile geldim. Kardeşimle buluştuk. Şöyle motorlarımızı park ettik. Termos çay. Yolda bahsetmiştim. Çay var içerse. Sandalyeleri getirdik. Sandalyeleri getirdik aynen. Duracağız biraz şimdi. Ama motorun alıyor onu senin. Alıyor. Tipe bak ya. Vallahi. Karavan var ya, müebbet yerim ben. Ne? Evet. Karavan parkı var. Az önce girerken bahsettim ben. Galiba Sadık bu karavanlar seçimden sonra kaldırılacak, biliyor musun? Sahil kesimlerine karavan götürmek yasaklanıyormuş. Mesela adamın, örnek veriyorum, Bodrum'da evi var. Ya atıyorum Yalıkavak'a götürecek. Sahil kesimini indiremiyor. Kendi evi olmasına rağmen şu anda bile başladı o şey. Öyle mi? Bu da aynen. Bir bilgiydi. Müzik de aldım. Az önce Reels yaptım da, insanın diyor motorunun olması güzel bir duygu ya. Çıkıyorsun dolaşıyorsun falan diyor. Çok güzel bir duygu hakikaten. Bak geldik böyle. En azından çay taşıyabiliyoruz yanımızda. Sıcak sıcak. Hava da muazzam yalnız ha. Evet. Vallahi güzel. Sen ne kadar motor kullanıyorsun abi? Kaç kilometre oldu? Şöyle 2021'de almıştım. Ağustos'ta aldım. 2021 Ağustos'ta aldım. İlk motorum şeydi, SM Jet 14 kullandım. 15 bin kilometre. Ama kadar. O da güzel bir motordu ya. Ya işte ayağımızı yerden kesiyordu. 15 bin kilometre kullandım onu. Sonra onu satıp Forza alacaktım.
piyasada Forza bulamayınca PCX almak zorunda kaldım. 9500 kilometrede de PCX kullandım. Sonra işte kısmet Forza oldu. Forza aldım sonra. Bu da işte 14.800 falan, 15.000 oldu. Yani hesaplarsak 40.000 mi yapıyor? Şimdi ben az önce... Aynen, çok güzel. Gelirken şurada bir durup dönerken düşecektim az daha. O şey abi, vitesi sen yüksekte bırakmışsın herhalde. Bir anda kalkmadım otoyelde. Sonra doğru bir yatma şey oldu ama iyi tuttun yani. Bu taraf olsaydı bileğinden belki... Ya bırakırdım. Bırakırdım. Yapacak bir şey yok. İşte scooter'da böyle bir şey yok. Hani tamam millet... Ama işte sevmiyor. Hero X-Pulse'ın şeyi var. Vitesi göstermiyor. Debriyaja bastığın zaman orada ben duracağım diye aslında... Mesela şey yapabilirsin. Ben vitesi kullandım. Aklımda tutarım. Duracağım zaman. Mesela kaçtayım? Duracağım artık. Tık 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 al bire. Motor zaten duracak. Döneceksin çünkü. Sonra geri geri yap. Vitesinden kalk. Ben öyle düşünüyorum. Sen şimdi duruyorsun. Kaçtaydı falan oluyor. Gelirken daha motor durmadan bir, bence birinci vitesi al. O hazır da bir beklesin ya. Boşa al demiyorum da. Ben örnek veriyorum. Şimdi bir ışık belli yanıyor. Vitesini her şeyde düşür. Araba misali. Geldiğin yerde de vitesin 1 olsun. Sonra kaldı 1'i de at 2'ye. Ama sen şimdi 3 ile durup ben kaçtaydım ya dersen orada debriyajı bırakamadığın için böyle bir sorun yaşamıyor. Evet dostlar, çayımızı içtik. Şöyle biraz turlayacağız. Hadi devam et sen. Hava biraz daha ısındı. Bir saat öncesine göre bir 2-3 derece fark etti. Tamam, sen git gel, ben bekleyeyim. Şöyle çeksene. He, çıkalım mı böyle? Tamam. Yüz yıkadık, ihtiyaç molası verdik. Şöyle Kartal'a doğru turlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam Sadık, devam et. Şöyle size güzel bir deniz havası aldırayım.
Sen orada bir tane çivi gibi bir şey var. Üzerinden geçtin zannedersen. Yo, ben geçmedim. Gördüm ben onu da, sen geçtin hissettim. Yok, bir şey olmamış da. Ters çiviydi ya, bir şey olmaz ondan. Ufak tefek şeyleri böyle, küçük şeyler delmiş geçmiş zamanında patlamamış. Yani. Şey değil mi? 15 bin hiç değiştirmedin. Yok. Üzerindeki lastikler. Evet, kayıt alıyor. Almaya başlamış. Hadi görüşürüz. Takip ediyorum seni, ayrılırız oradan. Eldiven takmıyorum bayağıdır. Gazdaki hassasiyet gidiyor tabii ister istemez. Evet değerli dostlar. Dönüş yoluna geçtik yavaş yavaş. Dragos'tayız. Buradan Maltepe tarafına döneceğiz. Çok güzel bir U dönüşü olmuştu. Evet. Yok muydu? Vardı önceden. He? Önceden vardı galiba burası. Yok muydu? Hmm. Eldivenlerimi taktım bakın. Eldiveni takınca böyle parmaklarımda bir ağrı oluyor. Özellikle baş parmağımda. Bir de serçe parmağımın uç kısmına doğru bir ağrı oluyor. Bu normal mi acaba ya? Kaskı önceden taktığım zaman da çenem de ağrı oluyordu. Şimdi kask mesela yüzüme tam uyum sağladı ama eldiven de baş parmağıma kısa geliyor. Yazlık bir eldiven. Bu arada eldiven bulmak da çok zor bir şey. Yani parmak boylarına göre uyumlu eldiven bulmak çok zor. Çok eldiven denedim. Four Riders'ın bir yazlık deri eldiveni, kuzu derisinden yapılıyor. Güzel bir eldiven, rahat ama işte bu baş parmaklarımdaki ağrı canımı sıkıyor ya. Dostlar şu an Maltepe'ye geldim sayılır. Çok aralara girmiyorum. Elin mi üşüdü? Müzik dinliyor. Ne? Elim mi üşüdü? Yani ben evet, benim kullanımıma göre çok yavaş kullandığını söylüyor. Yani tabii ben 50-60-70, yapacak bir şey yok. Alışana kadar böyle. E5'te kardeşimle ayrılacağız. Burada videomuzu sonlandıralım. Eğer videomu beğendiyseniz, bu tarz videoları da seviyorsanız, videomu beğenip nokta da olsa bir yorum yaparsanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olursanız da çok hoşuma gider değerli dostlar. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın.